Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünden öğretim görevlisi Sermet Demir. Sizlere önceki iki videomuzda çarpma ve toplama işlemlerini Excel'de basit işlemler olarak göstermiştik. Şimdi ise arkadaşlar bunu çıkarma işlemine döndürelim ama buradaki sayılarımız şu an çıkarma işlemi için uygun değil. Onun için burayı şöyle yapacağım. Bunu 10'a çeviriyorum arkadaşlar ve 10'u arttırıyorum. Arttırmak mesela kaç arttıralım? 10 arttıralım. Yani burası da o zaman 20 olsun. Ve bundan sonra yapmam gereken şey sadece bu ikisini seçip aşağıya doğru seçmek. Gördüğünüz gibi rakamlar 10'dan 100'e doğru arttı. Aslında burada şunu da görmüş olduk arkadaşlar. Burayı güncellediğinizde buradaki formüller de otomatik olarak güncellenmiş oldu. Ama bizim şu an yapmak istediğimiz işlem çıkarma işlemi. Buraya eksi yazıp Enter'a basıyorum arkadaşlar. Enter'a basmayı unutmayın. Ve aşağıya doğru çekiyorum. Burayı da temizlemiş oldum. Burası da arkadaşlar isterseniz gene 5 olarak kalsın. Ve burası da şimdi düzenlememiz gereken başlıklar ve formül kısmı kaldı. Başlıkları düzelelim. Burası eksilen, burası işlem, burası çıkan, burası da fark olacak. Şimdi arkadaşlar düzeltmemiz gereken tek yer burası kaldı. Bunu seçiyoruz. Şimdi eksileni seçiyorum. Eksi, bir hata oldu yalnız. Şurada şöyle yapalım. Eşittir diyelim. Seçemedik herhalde. Bunu seçiyorum. Eksi diyorum. Çıkan diyorum. Enter'a basıyorum. İşlemi bu şekilde yapıyorum. Ve hepsinin değişmesi için de bu şekilde aşağıya doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaş işlemleri bitirdik. Border'larda bir önceki örnekteki gibi bir hata oluştu. Onun için bu şekilde seçip Tick Box Border'a tıklıyorum. Ve bu şekilde border'larımı da kenarlıklarımı da düzenliyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda daha karmaşık bir işlemde görüşmek üzere.